İbrahim Sarıhan, 6. sınıfa gidiyorum. Çıvıl Çocuk Kulübü'nde 2. seviyeyim. Hocam size sorum, Kur'an'da yanlış hatırlamıyorsam İsra Suresi'nin 23. ayetinde çocukların annelerine ve babalarına hof bile dememeleri isteniyor. Evet. Peki annelerin ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir? Eyvallah. Baba soru. Evet. İbrahim, maşallah. Tebrik ediyorum yavrucuğum. Evet, İbrahim bizim Hakan Bey'in genel yayın Evet, yönetmenimizin Hakan oğlu. Sarıhan'ın oğlu. Eyvallah. Maşallah, mahdumu. İbrahim vakıfta doğdu, vakıfta büyüdü. Efendim bizim yavrular gibi. Çok güzel. İbrahim'im doğrudur. Öf bile demeyin, onu dengeleyen ayrıca Kur'an'da Lokman suresinde ayetler var. Bir yerde daha ayetler var. Yani üç bölüm ayet var Kur'an'da birbirini dengeler anne baba konusunda. Anne babaya ihsan ile muamele, doğrusunu söyleyelim. İhsan ile iyi muamele, iyi davranma konusunda. Ama bu tek taraflı değil. Şimdi genellikle Anadolu'da analar babalar evlatlarının üzerinde tek taraflı hakkı olduğunu söylerler de evlatlarının ana baba üzerinde hakkı olduğunu unuturlar. Oysa ki öncelikle anne baba, anne evlat veya baba evlat olabilir ama daha sonra insan olarak kardeştirler. O da insan, o da insan. Daha sonra Müslüman olarak din kardeşidirler. Ben oğlumla din kardeşiyim. Mahzuru var mı? Mahzuru var mı? Mahzuru var mı? İnsaniyet noktasında da kardeşsiniz. Evet, insan kardeşim benim kızım, oğlum. Aynı zamanda oğlum, kızım, din kardeşim. Şimdi baba oldum diye insanlık noktasında onlara kusur gösterirsem, babayım diye İslam kardeşliği noktasında onlara kusur gösterirsem, baba olmak beni mazur Mazur kılar mı? gösterir mi? Haklı çıkarır mı? Hayır, çıkarma. Mesela bir evladın baba ve annesine üf deme hakkı yok. Ama bir anne ve babanın evladına zulmetme hakkı var mı? Zulüm zulümdür. Hiç kimsenin zulmetme hakkı yok. Dolayısıyla burada haklar ve sorumluluklar karşılıklıdır. Karşılıklıdır. Baba ve annenin baba ve anne olmaklık üzerinden hakkı vardır. Evladın da evlat olmak üzerinden hakkı vardır. Evladın baba ve anne üzerindeki hakkı iyi bir terbiye, iyi bir bilgilenme, iyi bir selim bir iman, selim bir akide. İşte Lokman suresinde okumadık mı? Aslında Hazreti Lokman oğluna vasiyet ediyor. Tabii. Efendim. Yani oğluna karşı vazifesini yerine getiriyor. Görevini yerine getiriyor. Görevini yaparken de o kadar güzel, estetik, yumuşak konuşuyor ki işte gördük onu konuştuk. Onun içinde hak ve sorumluluklar karşılıklıdır. Ne kadar hakkınız var, o kadar sorumluluğunuz. Ne kadar sorumluluğunuz var, o kadar da hakkınız var. Teşekkür Evet. ederim.